Ön taraf olarak Sayın Vekilimize karşı hitap edeceğimiz şekilde oturalım. AK Parti Konya Milletvekili Tayrak Yürek, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Ereğli'de muhtar ve muhtar adaylarıyla bir araya geldi. Çok değerli milletvekilim, Cumhur İttifakımızın belediye başkan adayımız, Ereğli Belediye Başkanı, bir önceki dönem Ereğli Belediye Başkanı, Konya İl Başkan Yardımcım, siz değerli muhtarlarımız ve muhtar adaylarımız, öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet, hepimizin malumu 31 Mart'ta çok az bir zaman kaldı. Sizler de bizler gibi gayretle çalışıyorsunuz. 31 Mart'ta Cumhur İttifakımızın adayı Adem Erdal Başkanımızla gece gündüz çalışıyoruz. Birkaç konuyu bahsedip hemen vekilimize vereceğiz sözü. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı sıradan bir belediye pazarlığı için kurulmuş bir ittifak değildir. O belediye bizim, bu belediye bizim anlayışıyla kesinlikle böyle bir ittifak değildir. Cumhur İttifakı 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra sorumluluk sahibi iki liderimizin, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'in milletin ve memleketin bekası için kurmuş oldukları bir ittifaktır. Ve bu anlamda Cumhur İttifakımıza sizlerden de destek istiyoruz. Adem Başkanımıza destek istiyoruz. En önemlisi Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sizlerden destek istiyoruz. Ve yine en önemlisi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye sizlerden destek istiyoruz. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Öncelikle çok güzel bir program bu. Anlamlı bir program. Konya'da da ilk yapılıyor gördüğüm kadarıyla. Ereğli'deki muhtarlarımız, muhtar adaylarımız burada bir araya getirildi. Bir sohbet imkanı, bir istişare imkanı sağlanmış oldu. Ben ilçe başkanımıza ve belediye başkan adayımıza, belediye başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mahallede muhtar seçilmek belediye başkanı seçiminden bile zor olabilir. Çünkü mahalle muhtar adayının, muhtarın her şeyini bilir. Yani oy vereceği kişiyi çok yakinen bilir, denetler. Ne yapıp ne yapamayacağının farkındadır. O nedenle muhtar seçimi de kolay bir seçim değildir. Muhtar seçilen insanımız aslında orada çok başarılı kişidir aynı zamanda. Halk desteğini almak, bir de fert olarak çıkıyorsun, kendin olarak çıkıyorsun. Arkada bir siyasal temsil yok ya da bir bütçe yok, bir planlama yok. O da büyük bir başarıdır. Bir defa da olsa, birden fazla da olsa muhtar seçilmeyi başarmış olan kardeşlerimizi, abilerimizi, arkadaşlarımızı ben hasreten tebrik ediyorum. Yani büyük bir başarıdır. O da toplumda, mahallede önder olduğunun bir kanıtıdır. Ama birden fazla muhtar adayı oldu mu belki aynı kalitededir. O zaman seçim daha da zor geçer. Şimdi geçen dönem Sen Türkiye'sin büyük düşün şeyi vardı, sloganı vardı. Bir baktım bizim Konya mahallelerinin birisinde, kırsal mahallenin birinde işte sen mahallenize uyarlayın, sen şu mahallesin büyük düşün diye arabanın arkasına basmış. Her türlü metotta denenebiliyor tabii. Muhtar aynı zamanda bölgenin sorumlusu. Şöyle de bir zorluğu var. Vatandaş
bütçesi olmadığı halde muhtardan da her şeyi talep ediyor. Belediyeden ne talep ediyorsa, hükümetten ne talep ediyorsa muhtardan da aynısını talep ediyor. Muhtarlarımızla her zaman birlikte olmaya çalıştık. Konya Muhtarlar Derneği, İlçe Muhtarlar Dernekleri, muhtar temsilcileriyle zaman zaman bir araya geldik, görüştük. Burada da Ereğli Muhtarlar Derneğimiz de hakikaten seviyeli, iyi bir temsil özelliğine sahip. Buradaki muhtarlarımız da örgütlü. Dernek başkanımızı ve bu organizasyonu yürütenleri de ben tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Milletvekili, çok değerli il başkan yardımcım, ilçe başkanım, başkan adayımız, daha önce görev yapmış çok değerli belediye başkanım ve şehit ailelerimizin çok değerli genel başkanı Ahmet Bey de burada. Değerli muhtarlarımız, değerli muhtar adaylarımız, değerli hanımefendiler, ben de hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyor, hoş geldiniz diyor. Zaman çabuk geçiyor. 2014'te bu görev bize nasip oldu. 2019 yılı itibariyle de işte şurada 4 gün sonra yeni bir dönem başlayacak, Sayın Başkanımız da ifade ettiği gibi. Ben öncelikle muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bunu birçok ortamda ifade ettim. Belki Konya'nın veya bölgenin bu anlamda en şanslı belediye başkanlarından biriydim. Gerçekten muhtarlarımız mahallelerine ilgili bu anlamda daha fazla ne yapabiliriz noktasında hep yarış halindeydiler. Konya'da ilk muhtarlıkla birim kurulduktan sonra büyük şehirler içerisinde Türkiye'de bu önemlidir. Tahir Başkanım'a çok bu anlamda teşekkür ediyoruz. İkinci olarak da ilçeler bazında biz muhtarlık müdürlüğünü kurmuştuk. Bu anlamda 2014-2019 döneminde güzel hizmetler yaptık hep birlikte. Her zaman ifade ediyorum, hizmette sınır yoktur. Bu eskiden her ne kadar bir banka reklamı olsa da hayatın gerçeğidir. Bu açıdan yeni dönemde de yapılacak güzel şeyler vardır. Bu birliğimiz, beraberliğimiz inşallah 31 Mart sonrasında da devam edecektir. Ben huzurlarınızda bu dönem içerisinde Tahir Başkanım'dan hem bir belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanımız olarak hem de bir abimiz olarak çok istifade ettim tecrübelerinden. Ereğli'ye olan ilgisi her zaman vardı. Taleplerimiz hiçbir zaman geri çevrilmedi. Yani Ereğli'mizin büyüklüğüne, şanına yakışır hizmetlerimizi büyükşehir belediyemiz şehrimizde gerçekleştirdi. Bu vesileyle hem bir Ereğli vatandaş olarak hem belediye başkanı olarak kendilerine ve ekibine şükranlarımı arz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bu yeni dönemdeki seçim sürecinde de muhtarlarımıza ve muhtar adaylarımıza başarılar diliyorum. Mutlak surette belediye başkanı da bir tane olacak, mahallenin muhtarı da bir tane olacak. Bu nasip ve kısmet işi ama en önemlisi de hayırlı olsun ve hayırlıysa olsun temennisi ve duası. İnşallah bu duamız ve temennilerimiz Yüce Rabbim tarafından kabul görür. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sayın milletvekilim, sayın ilçe başkanım, belediye başkanım, önceki dönem belediye başkanımız, sayın genel başkanım, il başkan yardımcım, meclis üyesi arkadaşlarımız, kıymetli muhtarlarımız, muhtar adaylarımız, kıymetli hanımefendiler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Malumunuz hepimiz hizmet yarışı için bu yola revan olduk. Hepimiz hizmet yarışındayız. Rabbim yolumuzu yolumuzu açık eylesin inşallah. Amin. Ben malumunuz bugüne kadar belediyede öncelikle son 14 yıldır Ereğli Belediyesi'nde sizlere, milletimize hizmet etme şerefine nail oldum. Ve sizler bugüne kadar mevcut muhtarlarımız bizim mesai arkadaşımız oldunuz. Birlikte çalıştık, birlikte Ereğli'mize hizmet ettik. Bu anlamda öncelikle şunu ifade edeyim. Tahir Akyürek Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanlığı zamanında Ereğli'mize çok büyük katkılarda bulundu, çok büyük hizmetlerde bulundu.
Özkan Başkanım Ereğli'mize çok ciddi anlamda hizmetlerde bulundu, katkılarda bulundu. Huzurlarınızda her ikisine de şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Biz bayrak yarışı olarak addediyoruz bunu hizmet yolumuzda. Bugüne kadar yapılan hizmetlere ilaveten belki çok daha fazla hizmet yapmak istiyoruz. Bu manada yola dediğim gibi revan olduk, bu yola koyulduk. Rabbim inşallah bizi muvaffak eyler, başarılı kılar. Biz Ereğli'mize hazırladığımız projelerle daha da değer katmak istiyoruz. Sayın Milletvekilim ifade etti, 2023 hedeflerimiz var. Devletimizin 2053 hedefleri, 2071 hedefleri var. Biz de bu manada Ereğli'miz için 2023 hedefleri koyduk, 2023 hedefleri belirledik, projeler hazırladık. Bunu halkımızın, sizin bilgilerine arz ettik. Bu projelerimizle Ereğli'miz inşallah kabuğunu kıracak, çehresi değişecek, Ereğli çok daha kıymetli olacak. İnsanlarımız, hemşerilerimiz hem altyapı yol hizmetleri anlamında, hem sosyal donatı hizmetleri anlamında, hem de sosyal belediyecilik hizmetleri anlamda inşallah güzel hizmetlerle tanışacak. Biz bunun gayreti içerisinde olacağız. Yine sizlerle, yine yeni muhtar olacak arkadaşlarımızla yine Ereğli'mize hep birlikte hizmet edeceğiz. Hepimizi de Rabbim muvaffak eylesin inşallah. Hepinize yeniden teşekkür ediyorum. Allah'ın birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.